Türkçemizi son dönemlerde en çok tehdit eden durumlardan birisi de bir tek harfle birden fazla sesi ifade etme şansımız varken maalesef Türkçe kelimelerin İngilizce imla ile yazılmaya çalışılması. Türkçe sözcükleri İngilizceymiş gibi yazma hevesi de var. Birçok sözcüğün içinde geçen ç, ş gibi harfleri ch ile sh ile yazma hevesi var. Oysa bizimkinin daha akıllıca olduğunu özellikle gençlerimize anlatmamız gerekiyor. Yani ş diye bir harfin bulunması, bir sesin tek bir harfle ifade edilmesi o dilin yazımı açısından çok büyük bir nimettir. Bir sesi birkaç harfle ifade ediyorsanız, ben her seferinde Nietzsche örneğini veriyorum bunun için. Nietzsche Türk olsaydı eğer N-I-Ç-E 4 harften ibaret bir adı olacaktı yazarken. Oysa Almanca'da yazıldığında 5 tane sessiz harf yan yana getiriliyor ki Ç sesi çıkarılabilsin. Dilimizin kıymetini bilmiyoruz. Yazarken de, okurken de, düşünürken de. Yani bütün bunlar zorluk gibi görünüyor ama Türkçe'ye de ihanet. Cool gözüküyor herhalde. Yani havalı kelimesi yerine cool'u kullanınca daha mı havalı oluyor onu bilmiyorum. Hani bir de şey var, yani İngilizce'ye ve Türkçe'ye aynı anda tecavüz söz konusu. Çünkü hani ne bir mekan ismi söyleyeceğim artık. Kaçınılmaz, yapacak bir şey yok. Normal Ç harfi kullanmak yerine C ve H birleşiyor. Ve bizde Ç diye okunuyor. Oysa İngilizce bir söylem, onun hani Ç diye okunma ihtimali yok. Hani diye bir ses çıkması gerekiyor. Yani aslında diller ötesi bir şey. Ya Türkçeyi anlamlandıran şey bence telaffuzdur. Yani şafak kelimesini H ile yazarak, arasına H koyarak telaffuz etmeye çalıştığınızda telaffuzu bozarsınız, dilin musikisini bozarsınız. Kebap da benzer şekillerde yazılıyor, acı benzer şekillerde yazılıyor. Bu anlamda bozmaya çalıştığımız yüzlerce kelime var.